hoş geldiniz diyorum. 6 Mayıs Koç burcu için özellikle kendi ailenizle alakalı yaşanan bazı sorunlar sizi biraz yıprattı. O yüzden kimseyle konuşmama, sessizlik, sakin, hani rutin hayatı, böyle kimsenin olmadığı bir noktanın heyecanını yaşıyorsunuz. Ama diyeceğim ki burada işlerinizle ilgili yaşadığınız bazı gerginlikler gitti. Daha güzel verimlilik dönemine giriş yaptınız. Koç burçlarında aslında parasal hayatla ilgili değil de ailevi sorunları bir türlü oturtamadı. Evli çiftlerin en büyük tartışma, kaos dediğimiz bir süreç var. Ve uzun süredir bazı evle ya da malla ya da parayla ilgili yaşanan sıkıntılar da sizi yıpratmaya başladığı için Koç burcu kimseyle konuşmak istemiyor. Diyorum ki koçlar, 6 Mayıs size uğurlu, şanslı, bereketli ve verimlilik dönemi getirecek. İşiniz, ev hayatınızdaki huzursuzluklar bitecek. Üzerinizdeki negatif kaoslar geride kalacak. Ve hatta bekar koç burçları muhteşem bir evlilik kararına giriş yapacak. O yüzden 6 Mayıs uyanış, uyanma, heyecan, beklenti ve hedeflediğinizin çok üstünde olacak. Ufak tefek yurt dışı seyahatleri ya da şehir dışı seyahatleri, hafta sonu planladığınız noktalarınız var. Ve çocuk sevinci yaşayacak koç burçları var. Ve ailede bir bina ile ilgili çözümlenmesi gereken bir miras gündemi var koç burçları için. Aslında Mayıs ayı onlar için uğurlu ve bereketli. Boğa burçları iş konularıyla ilgili ciddi anlamda bir yükseliş beklediği için ve yükselişte bazı işte tedirginlikler, kovulacak mıyım, kalacak mıyım, böyle bir kaos dönemi yaşıyor boğa burçları. Diyorum ki işinizi sabitlenip ve doğru noktayı bulup hatta basamak değişikliği yaşayacaksınız. Hatta ve hatta maaşınızda bile bu krizde benim maaşıma nasıl zam geliyor diyecekseniz de çok iyi bir teklif sizi çok iyi bir noktaya eriştirecek gözüküyor. Panik yapmanıza gerek yok. Ve bir ev anahtarı alma niyetiniz var. Haziran sonrası da bu ev yatırımı yapacaksınız ve evliyseniz evliliğinizle ilgili huzurlu bir dönüş, mutlu bir sevinç evresine giriş yapacaksınız ve çift karı koca hayatınızda bir tatil planında olacak. Bu da uğurlu ve bereketli gelecek diyorum size. Hatta uzun süredir hasta tedavisi olan ve uzun süredir sıkıntı yaşayan kim varsa sağlığına kavuşacak. Özellikle boğa burçları kulak burun enfeksiyon problemleri söz konusu olabilir son zamanlarda. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de uzun süredir arkadaşlarınızla yaşadığınız bazı karmaşalar sizi yıprattı ve yordu. Biraz arkadaş eleme dönemine girdiniz. Bu da doğru bir karar diyorum. Hatta uzun süredir de kendi ailenizle ilgili anne, baba, kardeşlerle ilgili zaman geçiremiyordunuz. 6 Mayıs'tan sonra yoğun bir ailevi piknik, eğlence, güzel bir süreç sağlayacaksınız. İkizler burcu, iletişim, medya, yani bu ara onlar için biraz sıkıntılı ve problemli olacak. Çünkü onların kendi hayatında kardeşlerden yaşanan gerginlikler ciddi anlamda huzursuz olmaya başladı ikizler burcu için. Ve uzun süredir çözülmesi gereken yasal mahkemeler vardı. Ve hala rutinde devam ettiği için maddi ve manevi çok boşluk yaşıyor ikizler burcu. Bu 6 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş toparlanma, iyileşme ve verimliliğe giriş sağlayacak ama geçmiş problemleri çözemediğiniz için Mayıs'ın tadını çıkartamayabilirsiniz. O yüzden sakin ve rutin bir şekilde devam ederseniz Mayıs'ı doğru atlattığınız takdirde Haziran ayında mahkemelerinizle ilgili netliğe kavuşma, hatta ve hatta ev alma gibi bir durumunuz söz konusu. Uzun süredir evleneceğim deyip de para konusuyla ilgili tedirgin yaşayan ikizler burcu için artık bu yıl evlilik kararı netliği ve uzun süredir ilişki yaşayamayan ikizler burcu için muhteşem Mayıs ayı bitimine doğru aşka yelken atacak. Onlarda da mide, belle ilgili, bakın bel fıtığı değil, mide krampı da değil, dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık olabilir, ihmal etmeyin diyorum. Uzun süredir de ikizler burcu anneyle olan diyaloglarında sertlik vardı, yumuşatma haftasına giriş yaptılar. Yengeç burcu, anne baba ve ailenin kaynaklandığı uzun süredir çok bıç bıç bıçlık, artık bu bıç bıçlık daha herkesin kendi düzenine ihtiyacı olduğu bir döneme giriş sağlayacak Yengeç burcu. Kendi eşine, kendi çocuklarına vakit geçirme. Çünkü uzun süredir dışarıya para aktardığı için kendi ailesini ihmal etti ve karı koca ve aile düzenimizde huzursuzluklar başladı. Yengeç burcunun yapması gereken kendi ailesini bir kontrol etmesi gerekiyor. İş hayatıyla ilgili de sürpriz bir yöneticisinin tarafından ödüllendirilecek. Hatta ufak bir yurt dışı ya da şehir dışı tatil sürprizi olacak. Yengeçlerde değiştirmeyi yeniletip
kendileriyle ilgili başarı zaferine erişme dönemine giriş yaptı 6 Mayıs onlar için. Aslında onlarda huzur ve mutluluk haftası yaşandı. Ufak tefek kazalar olabilir. Ayak kırılması, el kırılması, yani parmak kırılması, dikkat etmesi lazım. Çünkü kemik hassasiyet dönemi var yengeçlerin. Hatta bir Ege ya da Akdeniz denize girme havasına girdi yengeç burçları. Çocuklarıyla, çoluklarıyla gidecekleri 2-3 günlük bir yolculuk onlara iyi gelecek diyorum. İşleriyle ilgili de bazı ortaklı işlere imza attılar. Haziran sonrası daha verimlilik sağlayacak yengeç burçları için. Yengeçlerin de son zamanlarda kendi ailesine maddi olarak destek verdiği için kendi düzenindeki sıkıntılarını, verdiği borçları geri alma dönemi başlayacak. Onlar da kiraya geçiş ya da kendi evlerini kiraya verip farklı bir evden güzel bir bahçeli eve geçiş dönemi söz konusu olacak. Hayırlı olacağını söyleyebilirim. Çünkü yengeçlere de Mayıs uğurlu gelecek. Aslan burcu çocuk moduna giriş yaptı. Aile modu, ev modu. Yani evli çiftler tekrar bir çocuk ya da bekar çiftler evlenip bir an önce çocuğa kavuşma dediğimiz bir süreçle giriş yaptılar. Çünkü yaşımız geçiyor. Çocuk doğuramayacağım, yumurtalıklarında hassasiyet var diye aslan burçları böyle pıt 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 kafa üteleme dönemi. Yani Allah size nasip ederse 2019'da çocuk sahibi olacaksınız. Bu yıl ilişkiyi oturtma, pekiştirme, ailelerle tanıştırma, 2019 anne ya da ailenizle tekrar çocuk sevinci yaşanacak. İş konusuyla ilgili çok problemli sorunlar var ve hala aşamadığınız devletle ilgili evraklar, çözülmesi gereken, imzalanması gereken yurt dışı planlarınız var. Bir türlü bunları aşamadığınız için Mayıs ayı sizi yordu. Nisan'dan gelen yorgunluk Mayıs'ta hala devam ediyor. Diyorum ki aslanlar, belki seçim sonrası size daha verimli, daha aydınlık ve hiç olmadığınız kapıların kapısının aydınlanmasını yaşayacaksınız. Belki sizde de sinirsel göz alerjisi, göz yaşı problemi olabilir. Bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Çok yakın bir arkadaşınızın kaybı, hastalık kaybı, bir ölüm kaybı yaşanabilir. Dikkat diyorum. O yüzden aslanlarda hem yorgunluk, hem aile özlemi, hem çocuk formatına giriş yaptı. Aslanlara kısa sevgilisiyle motor seyahati, araba seyahati dediğimiz bir heyecan yaşanacak. Başak burçları, geçtiğimiz biraz gribim, hala geçiremedim, çok özür diliyorum. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana, bu Mayıs başına kadar tatil o bu derken tekrar işe konsantre oldu Başak burçları. Kariyer hayatları ile ilgili zaten hedeflediği birçok noktanın sevincini yaşıyor. Onların da uzun süredir ailevi mirasla söz konusu çözülmesi gereken işler var. Bunların hepsi bu yıl bitimi itibariyle çözülmemiş olacak Başak burçları. İş güzel gidiyor da Başaklarda şu oluştu. Ben yaşlanıyorum, yalnız mı kalacağım, aileme bakmaktan yoruldum diye. Evet, Başaklara da sürpriz aşk var, hayırlı aşk kapısı var ama Başakların ilk önce para düzenini oturtmadan birine konsantre olacağını düşünmüyorum. O yüzden onlarda sağlık, ailede sağlık sorunları, uzun süredir devam eden miraslar ya da mallarla ilgili çözümlenmesi gereken süreçlere giriş yaptılar. Yıl sonu zenginlik Başaklar için diyorum. O yüzden Mayıs ayı taşları oturtma, yıl sonunda keyfini çıkartacağınız dönem. Başaklarda valiz ya da ayak damarlarla ilgili sorun ve son zamanlarda da onlarda mide asidinden kaynaklanan problemler, ufak defekte ağız kokuları oluşmaya başladı. Dikkat, sürpriz evlilik yapacak Başak burçları var. Onlar için de hayırlı ve mutlu. Hatta çocuk sevinci düşüncesi bu yıl bitmeden de çocuk sevinci yaşanacak. Terazi burcu. Ya ilişkiler konusunda çok kararsız ve huzursuzdunuz ve artık depresyonda ve yere çöküp dönemi dediğimiz bir süreç yaşıyor ikizler terazi burcu. O yüzden terazinin üstüne gitmeyin. Ağlak bir dönem, mutsuz bir dönem, para kaygısı dönem ve uzun süredir çözülmesi gereken evraklarla ilgili düzensizlikler onları çok fazla yıprattı. Bazı kayıplardan sonra rahat tavırlar onları çok fazla egolarını ön plana çıkartıp neye uğradıklarını şaşırdı terazi burçları. Terazi için diyorum ki Rabbim sizi büyük bir sınavdan geçiriyor. Doğru ve güzel geçirirsiniz. Bu yıl bereketini yaşayacaksınız. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos çok verimli olacak. Ama gereksiz rahatlık sizin poponuza batıyor. Bu poponuza batan rahatlığı kenara itin diyorum. Ve evlilikle ilgili sıkıntılar yaşayan
Terazi burçlarında ufak tefek boşanmalar gündeme gelecek ve boşanma sağlanacak. Tekrar bir evlilik olur mu diye düşünen terazi burçları var. Evet, tekrar bir evlilik yapacaksınız. Çocuğunuzun kariyeriyle ilgili çok fazla endişe etmeye başladı terazi burçları. Hiç endişelenmeyin. O çok zeki ve çok akıllı çocuğunuz. Gelecek hayatı parlak. Bir de bulunduğunuz mühiti ya da alanı değiştirmek istiyorsunuz. Daha buna vakit var. Eylül, Ekim daha doğru bir süreç. Sizin de gereksiz psikolojik travmalarınızı kenara atıyorsunuz. Daha güçlü ve daha başarılı bir insansınız. Hedeflediğiniz her şey olacak ama şu depresyon halinizden çıkın. Güneşin ve baharın tadını çıkartın diyorum. Akrepler, dönem dönem gereksiz her şeyi kafaya, hani geçmişin önüne koyup arkaya aldım diyorsun. Hala geçmişini toparlamadın. Lütfen doğru bir döneme giriş yaptı. Akrep burçları özellikle 30 Nisan ve 6 Mayıs sonrası bereketli ve her şeyin değişeceği bir dönem. İşinizde değişim, parada değişim, evinizde değişim, özel hayatınızdaki değişim, kötü giden her şeyin iyileşme dediğimiz sürecini yaşayacak akrepler. Alınganlık, gereksiz sinir harplerinizi kenara bırakırsanız başarı ve basamaklar hızlı değişecek. Sizin için ufak tefek seyahat planları var ama bu sene en çok ailede yaşanan sağlık problemleri ve amca ya da dayılarla yaşanan bazı karmaşalar sizi yıprattı. O yüzden tatil kafasına giriş yaptınız. Akrepler gidin ama çok güzel bir düzeni oturtuyorsunuz. Bu düzeni oturtmadan da gitmeyin diyorum. Sizde de boğaz enfeksiyonu, gripal enfeksiyon, bronşlarınıza dikkat etmeniz lazım. Bir de sizde araba kazaları, hassasiyet olabilir, kazalara sonuç olabilir. Dikkat diyorum. Ama akreplerde de şöyle bir sorun var. Yumurtalıklardan kaynaklanan ve uzun süredir çocuk tedavisi gören akreplerde güzel bir değişim olacak ve çocuk sevinci yaşayacak diyorum. Akrep kadınları özellikle. Ve de iş konusunda bir basamak ve hayırlı bir basamak değişi var. Bir de uzun süredir kırgın olduğunuz teyzeniz ya da halanızla barışma dönemi diyorum. Yay burçlarımıza ne diyoruz? Manevi güçlendirme, vicdanı güçlendirme, çevredeki insanların hatalarını yüzlerine söyleme patavatsız bir dönem başladı yay burçları için. Çünkü onlar vicdanlarını çok ve dine olan, Allah'la olan inançlarını çok fazla toparladıkları için, yani işinde de vicdan, çevrede de vicdan dediğimiz süreç yaşıyor. Yaylarla manevi olarak konuşursanız kâra geçersiniz. Maddi olarak konuşursanız zarardasınız. Çünkü yaylar manevi gücü tekrar yeniden keşfettiler. Onların ümreye gitmesi gereken ailesinde ya da kendi niyetlenmiş olabilir. Gidecek olarak görüyorum. İş kariyerleri için de Haziran daha verimli ve daha aydınlık. Hatta ortaklı bir işi feshetme gibi kararı var yay burçlarının. Doğru karar Haziran ayıdır. Lütfen ani kararlı işinizden olmayın. Bir de yükseliş beklentiniz var ama Eylül sizin için daha verimli ve aydınlık olacak diyorum. Bir de uzun süredir kenarda sakladığınız bir para var. Araç alayım almayayım, hadi ya al artık, çünkü arabasız da yapamadığın gözüküyor ya da arabanı değiştirmek istiyorsun. Bunu da yapman sağlıklı olarak görüyorum. Bir de yay burçlarının en güzel şeyi, bu ara anne ve babaya çok önem vermeye başladılar. Aile sevgisi has safhada olmaya başladı yay burçlarının. Lütfen aynı sevgiyi aynı ölçüde devam ettirin. Çünkü aileniz sizi seviyor ve sizin onlardan uzaklaşmaktan çok korkmuşlardı. Tekrar bu aileyi düzelttikleri için yenilenme. Sürpriz evlilik yapacak yay burçları Mayıs, Haziran, Temmuz yay evlilik için doğru bir zaman. Hadi mutlu, huzurlu evlilikler diyelim. Evet, Oğlak Burcu kendisini baba rolü ya da anne rolü dediğimiz bir sistem yaşıyor. Yani sağlığıyla, ruhsal evresiyle uğraştı ama artık iyileştiğine inandığı bir hafta geçiyor. 6 Mayıs onlar için işi, duygusal hayatı, verimlilik ve para ve seyahat ve yurt dışı planları var. Bir de satılmasını istediği bir ev anahtarı var, bunu da çözmüş olacak. Ve güçlenme, iş anlamında yenilenmek ve ne istiyorsa çalışma gücü ön planda olacak oğlaklar için. Ve bunlar da basur, hani basur problemleri olabilir oğlak burçları için ya da vücuttan kaynaklanan devamlı enfeksiyon problemleri olabilir. Kadınsal bölgesi ya da basur gibi diyoruz biz buna, ihmal etmeyin diyorum. Ama onlar için çok verimli bir dönem, başarılı bir dönem ve huzuru, içsel huzuru ev moduna geçiş yaptılar. Evet, ev, iş ev modu ama onlar da ufak tefek seyahatler. Hatta şöyle bir durum var, sözlenme haftasına giriş yaptılar. Söz nişan haftası var oğlak burçları için ve Eylül Ekim'de evlilik haftasında oğlaklar, çoğu bekar oğlaklarda evlilik, söz, nişan, kariyer hayatları için verimli bir nokta. Yalnız oğlak burçları bir anne kaybı ya da annenin
bir para kaybından dolayı hüzün yaşayabilirler. O yüzden üzülmeyin. O gelen mala gelsin, cana gelsin demiyoruz. Ufacık bir para için annemizi yıpratmayın istiyorum. Kova burçları bu ara arkadaşları ve dostları ve uzak yolları hayalleri var. İş konusunda da çok büyük bir değişim noktasına giriş yaptılar. Büyük anlaşmaları imzaya attılar. Hatta sanat ve sanatla ilgili çok büyük projelerin önlerine düşeceği bir dönem. Büyük kongrelere katılacağı, büyük anlaşmalar yapacağı kova burçları için devletin ve devletle olan ihalelerle çok koşturmaca dönemi. Yurt dışı ile ilgili bağlarla da devletin desteğiyle ilgili yapacağı bir sürü projeleri var. Hatta devlet memuru olmak isteyen kova burçları bu yıl doğru bir zamanda yaşayacak. O yüzden onlar enerjinin en yüksek tavanını yaşıyor bu 6 Mayıs'tan sonra. Güçlenme diyoruz ama işte para kaybı çok fazla korku yaşadığı için kova burçları. Hani önümü göremiyorum, gelecek planı yapamıyorum tribinden bu yıl sonuna kadar çıkmış olacak. Hatta ve hatta sürpriz, onlarda da bir daire ya da bir apartman alma gibi fikri olan kova burçlarımız var. Çok büyük inşaat ya da projelere imza atılacak gözüküyor. Büyük işinizde değişim olacak, para rahatlığınız olacak. İlişkiniz için de doğru bir zaman, doğru bir mevsim, keyfini çıkartın diyorum. Belki sizde babayla ilgili bir hüzün, babanın ameliyatı ya da sağlık, bir erkeğin sağlık problemi sizi yıpratabilir. Hiç üzülmeyin. Kova burçları içinde çocuklarıyla ilgili planlar, tatil planları var. Verimli olarak görüyorum. Güzel bir 6 Mayıs sonrası yaşayacağımızı düşünüyorum. Kova burçlarının gözlük değiştirme, göz tansiyonu olabilir, ihmal etmesin diyorum. Ama en güzel kovalar tatili doğru planlıyorlar. Balık burcunda bir ben merkez olmaya başladı. Ben ne dersem o olur dediğimiz. Yani kendini tane tane anlatıyor. Eskiden kalabalık anlatıyor. Şimdi tekiz, biriz. Çünkü onlar aslında hatalarını örtüler. İlişkileriyle, iş hayatlarıyla ilgili yüzleştiler. Gerçek kimlikleri gördüler ve artık hani çıplak soyunmak vardır ya, ben buyum artık dediğim bir sürece giriş yaptı. Hareketlerini kontrol etme, sevgiyi ispatlama, kendini ispatlama dediğim bir dönem. Onlar için de evet, bu yaz hem keyifli hem eğlenceli hem de hüzünlü geçecek. Çünkü belli insanlar göreve, belli insanlar işi gereği yükseliş, farklı yerlere geçiş sağlayacak. Ve bunlar da Haziran sonuna kadar söz nişan gibi bir durum söz konusu olacak. Ailelerin bütünleşmesi. Aslında duygusallığın en tavan yaptığı burç balık burcu. O yüzden ilişkiniz yoksa ilişki yaşayacaksınız. Evliliğiniz kötü gidiyorsa iyileşme noktası. Boşanmak isteyen balık burçları artık kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Ve hatta ve hatta çocuk isteyenler için de çok doğru bir yıl bitmeden gerçekleşecek. Anne baba ile ilgili gereksiz tartışmalar onları üzebilir. Gereksiz huzursuzluklar yaşanabilir ama balık burçları ne istediğini biliyor. Ne sakin, keyifli, paralı bir hayat istiyorlar. O yüzden onlar bu yıl sonuna kadar dengelerini %60 oturtmuş olacak ve hayırlı olacak. Evet, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoplayıp zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bizi takip ettiğiniz için hepinize milyarlarca teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, borçsuz kalın.